Medine vesikası da zaten çok yanlış olarak üzerinde durulan, saptırılmaya çalışılan, neredeyse 3-5 müstamel solcunun gözüne girmek için eğilip bükülen bir vesika haline getirildi. Maalesef adını vermek istemiyorum ama bazı zavallı Müslümanlar tarafından. Bu sayıda da bu konuyu bitirmeye çalıştım. Medine vesikasının tamamını alıntıladım buraya. Asla o vesikanın çoğulcu bir toplum vesikası olmadığı başından sonuna kadar tüm maddelerinde yazıyor. Özellikle birinci ve ikinci maddesi bu sözleşmenin kimler için ve hangi şartlarda yapıldığı, bu kişilere, bu toplumun diğer toplumlardan farklı bir ümmet teşkil ettiği hasreten maddede vurgulanıyor. İkinci maddesinde. 23. maddesinde bu anlaşmada bulunan maddeler üzerinde bir ihtilaf çıkar ise Allah'a ve Resulüne götürülecektir denmek suretiyle üstünlüğü İslam'da olduğu özellikle vurgulanmıyor. Nasıl olur da hakimiyetin İslam'da olduğu, neresine bakılsa görülecek bu anlaşma, çoğulcu bir toplum sözleşmesi sanılır, kabul edilir ki çoğulcu toplum sözleşmesinin ana özelliği de nedir? Üstünlüğün herhangi bir ideolojide olmaması, her şeye aynı derecede hak verme esasına dayalı ütopyadır zaten. Yani gerçekleşmişliği falan da yoktur. Olamaz.